Osman Gazi rüyasında Ulu Çınar'ın gölgesinde dağlar, dağların dibinde pınarlar gördü. Ağacın yanında ise dört sıra dağlar gördü. Ki bunlar Kafkas, Atlas, Toros ve Balkanlardı. Vadilerde şehirler vardı. Şehirlerde camiler arz-ı diyar ediyordu. Minarelerinde müezzinler ezan okuyordu. Ulu çınarın yaprakları kılıç gibi uzamaya başladı. Bir rüzgar çıkıp bu yaprakları İstanbul'a doğru çevirdi. Şehir iki masmavi firuzeyle İki yemyeşil zümrüt arasına oturtulmuş pırıl pırıl bir elmas gibiydi. Bütün dünyayı kuşatan, geniş bir ülke gibi halkalanan bir yüzüğün kıymetli taşını andırıyordu İstanbul. Fatih Sultan Han, bütün dünyaya ilan ediyorum ki hiç kimse ne bu adı geçen insanları ne de onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. İmparatorluğumda huzur içinde olsunlar. Ve bu göçmen durumuna düşen insanlar özgür ve güvenlik içinde yaşasınlar. Devletimdeki tüm memleketlere dönüp korkusuzca kendi manastırlarına yerleşsinler. Padişahlık eşrafından, vezirlerden veya memurlardan, hizmetkarlarımdan, ülkemin vatandaşlarından hiç kimse bu insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir. Hiç kimse bu insanların hayatlarına, mallarına ve kiliselerine saldırmasın. Hor görmesin veya tehlikeye atmasın. Hatta bu insanlar başka ülkelerden devletime birini getirirse onlar da aynı haklara sahiptir. Bu padişah fermanını ilan ederek burada yerlerin göklerin yaratıcısı ve efendisi Allah, Allah'ın elçisi aziz peygamberimiz Muhammed ve 124 bin peygamber ile kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum ki emrime uyarak bana sadık kaldıkları sürece tebaamdan hiç kimse bu fermanda yazılanların aksini yapmayacaktır. Allah.
Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evlatlarım, yiğiterlerim, burası sadece Çanakkale değil, Erzurum, Bosna, Antep, Maraş, Diyarbakır, Van, Bakü. Bugün burası Mekke, Medine. Biz Selahaddin'iz, biz Mehmet'iz. Ölümden korkmayın, elbette bir gün öleceğiz. Cennette, cehennemde, bugün burası. Sen son nefesini bayrak için veren Ulubatlısın. Üsküplü Mihraç, Bakülü Azamet, Diyarbakırlı Azatsın. Sen Şeyh Şamil'sin. Gün gaza günüdür yiğitlerim. Gün şehadet şerbetini Havz-ı Kevser'den içme günüdür. Gün en sevgili olana kavuşma günüdür. Bu tertemiz günde sonsuz merhaba lütfuna erişmek için bize ve birbirinize hakkınızı helal edin. Helal olsun! Helal olsun! Helal olsun! Helal olsun! Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah. Aşkını başından itibaren takip ettim biliyorum.
bu şekilde ortaya koymaları bizlere çok çok duygulu anlar yaşattı. Hatta az önce kendisine keşke bir hafta Ankara'da bu devam etse diye düşündüm. Sadece yarın akşam galiba, değil mi? Yarın akşam tekrar sergilenecek. Fakat bütün arkadaşlarımı öncelikle tekrar tebrik ediyorum. Eseri yaşadınız. Sanal değildi. Çok çok doğaldı. Bundan dolayı ayrıca kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ve Çanakkale yarın malum seneyi devriyesindeyiz. 1915'te ecdadımızın orada yedi düvele karşı nasıl bir mücadele sergilediğinin en somut örneği oldu. Ve genç kuşaklar, hele hele bugünün nesillerinin işte orada lise mezunu yavrularımızın o savaşta nasıl yer aldıkları, rol aldıkları çok çok önemli. Bundan dolayı bu eseri inşallah devam ettirmemizde fayda olacak. Değişik illere gideceklerini de Sayın Bakan bana ayrıca söylediler. Bu da ayrı bir bizim için bereketine, neticesine inandığım bir düşünce. Bundan dolayı tüm kalbimle tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bu başarının farklı eserlerle de devamını diliyorum. Başarılarınızın devamı dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum.